Selamünaleyküm. Aleykümselam. 31 Mart seçimlerinden sonra kurşunlu vatandaşlarımızın, halkımızın teveccühüyle tekrar belediye başkanı seçilen kurşunlumuzun çalışkan belediye başkanı Şakir Kaymak Bey ile birlikteyiz. Başkanım, öncelikle göreviniz tekrar hayırlı olsun. Allah razı olsun. Sizi ziyaret edelim dedik, düşüncelerinizi alalım. 5 yılda çok şey yaptınız. Önümüzdeki 5 yılda ne yapacaksınız? Düşüncelerinizi anlatırsanız seviniriz. Evet. Öncelikle ilçemize geldiğiniz için, bize hayırlı olsuna geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İlçemize ikinci dönem bizleri layık görerek belediye başkanı seçen değerli kurşunlu hemşerilerime öncelikle buradan sizler aracılığıyla teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Bize güvendiler, hemşerilerimiz bize inandılar ve bizi ikinci kez yüksek bir oy oranıyla kurşunumuza belediye başkanı olarak yeniden seçtiler. Ben teşekkür ediyorum hemşerilerimize. Tabii işimiz bitmedi demiştik. Yeni projelerimiz var, yarım kalan projelerimiz var demiştik. Bunları tamamlayacağız inşallah. En önemli konumuz tabii ki burada altyapı. İnşallah hızlı bir şekilde bu dönemde kurşunumuzun hem yağmur suyu şebekesini, hem içme suyu şebekesini, hem kanalizasyon şebekesini tamamlayacağız. Seçim manifestomuzda bunları bir araya topladık, projelerimizi. En önemli projelerimiz de ekonomi projeleri başlığında topladık. 11 maddelik seçim manifestomuzu halkımıza tek tek ev ev gezerek dağıttık. Genel merkezimizin, AK Parti Genel Merkezi'nin sunmuş olduğu Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırlamış olduğu Türkiye geneli, yerel yönetimlerin seçim manifestosunun ruhuna uygun olarak 11 maddede biz de Kurşunlu'da bir seçim manifestosu hazırladık ve dağıttık. Bununla ilgili en önemli başlığımız ekonomi başlığıydı. Ana projelerimizi orada toplamış olduk. Bunlar ilçemize hızlı bir şekilde açmış olduğumuz Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun bu sene öğrenci alması ve ilçemize kazandırılması. Yine buna bağlı olarak bir Adalet Sarayı'nın yapılması, bir cezaevi kazandırılması. İlçemize bir AFAD istasyonu kazandırılması, Halk Bankası'nın kazandırılması, huzurevinin ilçemize kazandırılması gibi başlıklarımız var. Bunlar ilçemiz ekonomisine katkı yapacak projeler. Bunun yanında da yine asıl büyük katkıyı beklediğimiz projemiz organize sanayi projesi. Bizim var olan, Çavundur'da var olan, yalnız atıl durumda 15 yıldır orada bekleyen, kurulamayan, tüzüğü yapılmış, tüzel kişiliği oluşmuş olan Çavundur organize sanayinin payları inşallah ilçe belediyemize geçti. %75'i artık Kurşunlu Belediyesi'nin oldu. Biz Kurşunlu organize sanayinin, Çavundur organize sanayini, Kurşunlu organize sanayine dönüştürerek hızlı bir şekilde yer değişikliğimizi de yaparak kurşunumuza organize sanayimizi kazandıracağız. Bunun yanında termal turizm var ilçemizde. Yalnız bunun hiçbir resmiyeti yok. Özel idaremiz tarafından yapılmış bir tane otel var. Bir tane de özel firma tarafından yapılmış bir otel var. Bir tane de kaçak olarak geçmişte Çavundur Belediyesi tarafından yapılmış oteller var. Yalnız çok bir turizm niteliğinde değil bu oteller. Biz hızlı bir şekilde alanı Turizm Bakanlığı'ndan turizm gelişim bölgesi ilan ettirerek bu bölgede de büyük termal turizmim olduğu, icabında 5 yıldızlı otellerim olduğu, lokomotif sürükleyici otellerim olduğu, yine apartların da olduğu, küçüklerin de olduğu bir sistem oluşturarak Çavundur bölgesinde de termal turizmimizi inşallah geliştirmiş olacağız, resmileştirmiş olacağız. Bundan birlikte eksik kalan, geçen dönemden eksik kalan işlerimiz var. İnşallah bunlarımızı tamamlayacağız. Park bahçe düzenlemelerimiz var, kültür evlerimiz var. Bunları da tamamlayacağız. Yine geçmiş dönemde destek olduğumuz kurumlarımıza, eğitimimize, sağlığımıza yine destek olmaya devam edeceğiz. Belediyemizin garajındaki makine ekipmanını, itfaiyesini yine geliştirmeye, yenilemeye devam edeceğiz. Çünkü sürekli yenilik şart, yenilenme sürekli, eskimemek için sürekli yenilenmek gerekiyor. Bunlara devam edeceğiz. Fabrikamızla ilgili koşturuyoruz.
görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en önemli işlerimizden bir tanesi de fabrikamızın yeniden faaliyete geçirilmesi. İnşallah. İnşallah bundan ilgili de hem grup başkan vekilimiz hem milletvekilimiz Salim Çivitçioğlu ve grup başkan vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu ile birlikte bakanlarımızla, Halk Bankası Genel Müdürümüzle, şirket yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Belli bir noktaya geldik. İnşallah kısa bir süre içinde fabrikamızda faaliyete geçirerek bir taraftan da organize sanayimizin hazırlıklarını yaparak önümüzdeki dönemde inşallah kurşununun ekonomik olarak ve nüfus olarak ayağa kalkmasını sağlayacağız. Yine tarım alanında, hayvancılık alanında yarım kalan işlerimiz vardı. Bunları tamamlayacağız. Hayvan pazarımızı yapmıştık ama kesimhanemiz yoktu. Onu tamamlayacağız. Hayvancılık bölgemizi yaptık. O bölgede altyapı çalışmalarımız kısmen bitti. Şu an 3-4 tane yatırımcı orada faaliyete geçti. Geri kalan arsalar yine çiftçimize satıldı. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde oradaki parseller dolarsa ikincisini açmayı planlıyoruz. Ki dolacağından ben eminim. 3 yıl, 4 yıl. Yani 5 yıla kalmadan oradaki 20-30 parselin tamamının dolacağına eminim. Baktık bu seneden sonra doluluk arttı. Hemen ikincisinin hazırlıklarına başlayacağız. Bunun gibi birçok işler. O zaman şöyle diyebiliriz değil mi başkanım? Öncelikle kalfalık dönemi bitti. Şimdi ustalık dönemi. İnşallah. Artı Allah nasip ederse kurşunun şaha kalkacak. Tabii. İşin aşın olduğu, turizmin olduğu, cazibe merkezi haline gelecek diyebiliriz değil mi? Tarımın modernleştiği, turizmin... Başkanım hemen şöyle bir şey soracağım. Şu anda nüfus ne kadar? Şu an nüfusumuz, merkez nüfusumuz 4815 köyleriyle birlikte 10.000 nüfusumuz. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz değil mi? Kurşunlu'nun nüfusunda patlama olacak diyebilir miyiz? Tabii önümüzdeki 5 yılda Türkiye ortalamasının üstünde bir nüfus artışı olacağını tahmin ediyoruz. Başkanım Allah razı olsun. Cenab-ı Allah yolunuzu açık etsin. Amin. İnşallah Kurşunlu sizinle birlikte şaha kalkacak. Hayırlı hizmetlerinizi Kurşunlu'da, Çankırı'da, Türkiye'de bekliyor. İnşallah biz buradan biliyorsunuz 24 Haziran'da bir seçim olmuştu. Partimiz bu seçimleri Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sisteminde başarıyla tamamlamıştı ve hükümet kurulmuştu. 4,5 yılı var. Grup Başkan Vekilimiz de zaten Muhammed Emin Akbaşoğlu, kendisi Kurşunlu. Diğer milletvekilimiz Salim Çivitçioğlu, Kurşunlu'ya çok yakın bir vekilimiz. Evet. Bizler de burada yüksek bir oranda belediyeyi aldık. 2 il genel meclis üyesini kazandık. 6 tane belediye meclis üyesi kazandık. Başarıyla, dereceyle başarıyla bir seçim geçirdik. Kurşunlu halkı da bizlere güvendi hepimize de. Yüksek bir oranda bizleri yeniden yerel yönetimler seçimlerinde bu makamları bizlere tevdi etti. Bu görevi bize tevdi etti. Biz de inşallah Kurşunlu hemşerilerimizin bize olan bu güvenini hep birlikte boşa çıkartmayacağız. Hükümetimizle, milletvekillerimizle, il başkanımızla, ilçe başkanımızla, ilçe yönetimimizle, il genel meclis üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle ve halkımızla bu başarıya inşallah bu 5 yıl içinde tekrar büyük bir başarıya Kurşunlu olarak imza atacağız. İnşallah. İnşallah. Kurşunlu Belediyespor'da biliyorsunuz şampiyon, bu senenin şampiyonu. İnşallah 28 Nisan'da da Çankırı 1074'te playoff'ta bu sene, geçen sene kazanamadık, gidemedik ama bu sene 1074'ü de yenerek inşallah Kurşunlu'muzu orada da şampiyon ederek bal yine inşallah taşıyacağız. Allah yolunuzu açık etsin başkanım. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun.